Gümüşen Tanrı Korur'un büyük hoca olarak nitelendirdiği devlet sanatçısı İsmail Van Sürelsen adını taşıyan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı çatısı altında anılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli konuklarımız, şu an aramızda bulunan ve hem Gümüşen Tanrı Korur'un hem de İsmail Basur Elsan'ın talebesi olmuş ve ikisinin arasındaki bağı en iyi bilenlerden biri olan Doktor Mehmet Emin Kapan Beyefendi'nin bu konser için ricamızı kırmayıp kaleme aldığı Gümüşen Tanrı Korur'u anlatan metin elinizdeki kitapçıklarda mevcuttur. Onu en iyi anlatan cümleleri için kendisini huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyoruz. İsmail Basur Elsan'ın Hoca Cemil Tanrı Korur için Antalya'da sürdürdükleri çalışma esnasında topluluk üyelerine söyledikleri bir sözü aktarmakla yetineceğiz. Şöyle söylemişlerdi İsmail Basur Elsan: "Cimcan bir pınardır ama ne yazık ki çorak topraklar üzerinde akmaktadır." İşte sevgili misafirlerimiz, Sürelsen'in işaret ettiği çorak topraklardan olmamak için Antalya ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Basur Elsan Konservatuarı her zaman gözle görülür bir çaba içerisinde olmuştur. Her iki hocamızı da mekanları cennet olsun. Ayrıca bu konser programımız için şehrimize gelerek bizleri mutlu eden talebeleri Sayın Muzaffer Şenduran ve Sayın Ramazan Şekerci'ye şükranlarımızı iletiyoruz. Değerli sanatseverler, konser programımız iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde merhum Gümüşen Tanrı Korur'un kendi terkibi olan Zabit Aşiran makamındaki klasik faslı Türk Sanat Müziği icra heyetini seslendirecekler. Bestekarımız Tanrı Korur bu faslı 1986 yılında Sabahattin Ergin şiirleri üzerine bestelemiştir. Daha sonra 1997 ve 1998 yıllarında ise Mehmet Turan Yarar'ın şiirlerinden oluşan Nakış ikinci beste, Ağır Aksak ve Aksak usullerinde iki şarkıyla toplam üç eser daha ilave edilmiştir. Bu akşam icra edilecek olan fasılda ve ikinci bölüm oluşturan eserlerde Tanrı Korur yine kendi geleneğini bozmamış, teknik ve makamsal açıdan icracının gelişine yönelik bir perde anlayışını, alışılmışın dışında gerçekleştirdiği geçki yollarını ve motiflerini yine kullanmış ve bunun yanı sıra güfte, beste uyumlu da her zaman olduğu gibi elden bırakmamıştır. Evet değerli sanatseverler, şimdi huzurlarınıza büyük bir özveriyle çalışan ve bu eserleri sizler için seslendirecek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Basur Elsan Konservatuarı Türk Sanat Müziği icra heyetini davet ediyorum. Alkışlarınızı lütfen. Davet ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Basur Elsan Konservatuarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti'nin konseri başlıyor efendim. İyi akşamlar. Thank you.
Kaldıracaktır ve ne güne inan.
Thank you.
Thank you.
şairlerin başında gelen Yahya Kemal Bayatlı'nın Ömür Destanı isimli şiiri üzerine yaptığı Uşak makamında bir destan. Bir konuyu da belirtmeden geçemeyeceğiz. Bu tarz şiirlerin bestelenmesi çok zor ve uğraştırıcıdır ama onun da tarzı budur zaten. Eser öncesi Uşak makamındaki tahsini Mevlüt Mutlu'dan dinleyeceğiz. Topluluğumuzdan dinliyoruz efendim. Alkışlarınızla. Thank you.
Thank you.
Şarkının motiflerinde kullanarak beslediği eseri solistiniz Kürşat Sevinç seslendirecek. Alkışlarınızla lütfen. İsmail Basürer sana hitap etmiştir. Çölde savrulmak için rüzgar uman kum gibiyim. Her seher sönmek için şems gözeten mum gibiyim.
savrulursam ya sönersem bana hiç ağlamayın. Çünkü ben hali hayatta daha merhum gibiyim. Eseri Fatma Gül Tanrıkulu'nun sesiyle sizlere sunacağız. Şevket Sen makamındaki Taksim'i Alperen Kozak yapacak. Alkışlarınızla lütfen. İşte tezarfen, yani pek çok iş ve sanatta usta olan merhum Hattat şair Necmettin Okyer'in bir şiiri şöyledir. Güllerin karşında her an solmadan durmaktadır. Her temaşasıyla gönlüm şadman olmaktadır. Eski bahçen hatra geldikçe didem yun olur. Şimdi gül tasvirleriyle gönlüm avunmaktadır. Nikriz makamında bestelenen bu şarkıyı Seval Görener seslendirecek. Nikriz makamında Taksim'i de Didem Aydemir Tuncer'den dinleyeceğiz. Alkışlarınızı lütfen. Thank you.
Bestekarın daha rahat hareket ettiği ve biraz daha serbest bir şekilde bestelenen eserlere fantezi adı verilmektedir. Şimdi sırada Tanrı Korur'un Nihavent makamında bestelediği bir fantezi var. Şiir Teyze Halıcı'ya ait. Sararıyor nar çiçeği umutlar. Eseri seslendirmek üzere Tunay Kalmış'ı sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızı alın. Thank you.
Bir kuş öter, olur yaman.
yazar, ben satamam. Gönlüme laf anlatamam. Derdimi bilmiyorum. Göz kırıldı, kaş çatamam. Kendi atam, ben satamam. Gönlüme laf anlatamam. Derdimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Derdi nedir? Bilmiyorum. Derdi nedir? Bilmiyorum. 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 Gerek kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Muhteşemlerdi değil mi? Evet. Hepimiz alıp götürdüler ki yani. Bir kere istedim alışı. Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi sırada Onur Uğurbaş'ın yapacağı Güzel Makamındaki Taksim'in ardından solistimiz Kürşat Tınarbaş'ın seslendireceği ve güftesini Güngör Farkıtuğ'un yazdığı bir şarkı var. Ettiğim cevri bile kendime nimet bilirim. Küsemem bahtıma ben, sevmeyi kısmet bilirim. Eremem aslına, lakin erebilsem de yine doyamam ustatına. Kendime hasret bilirim. Kürşat Tınarbaş'ı huzurlarınızda. Thank you.
kıymet verdiği besteci Yesari Asım Arslan'a ithafen bestelediği ve notanın üzerine Üstad-ı Bin Nazir'in Yesari Asım Arslan'a notunu koyduğu güzel bir şarkı var sırada. Eserin güftesi Ali Ulvi Kurucu'ya aittir. Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla, hicabımı kalbimde inancım gibi sakla. Mahzun gönül ümidi lisan gelmiyor akla, mızrabımı göğsünde mücevher gibi sakla. Eseri Tuğçe Soylu'nun sesinden dinleyeceğiz. Alkışlarınızla.
Besim Berkli'nin Kirmençe için yazdığı şiirini yaptığı beste var. Bayati Araban lakabındaki şarkının sözleri şöyle. Ta yürekten kopuyormuş gibi hummalı sesin. Niye ağlar gibi, sızlar gibi titrek nefesin? Nesin? Hasret mi? Kırık kalp mi? Yıkık aşk mı? Nesin? Ne kadar içli eninsin. Ne hazin sen de Niyaz. Eseri Elif Demirçelik sizler için yorumlayacak. Düzeltiyorum, Demirçelik. Alkışlarınızla. İcracıyı da geliştirecek nitelikte eserlerdir. İlk bestesi Ferahmak makamında bir saz semaisi olan Tanrı Korur. Şimdi başka bir eserini saz sanatçılarımız icra edecekler. Alışılagelmiş saz semailerinin dışında farklı bir tavırda ve iki sesli olan bu eserin adı Yedi Cüceler. Saz sanatçılarımız sizlerle.
katkılarınıza teşekkür ediyor ve konserimizin son solo icrasını anons etmek istiyorum şimdi. Yine Besim Berkin'in kaleme aldığı ve Tanrı Korur'un Buselik makamında bestelediği bir şarkı var sırada. Sevdası hayal yağdıma bir ok gibi battı. Bir ateşi güya getirip kalbime attı. Huzurlarınızda Şule Çokcan Sevinç. Alkışlarınızı lütfen. Fantezisiyle devam ediyor. Feyzi Halıcı'nın Kız Kulesi isimli şiiri üzerine yapılmış bu besteyi topluluğumuz yorumlayacak. Hep birlikte dinliyoruz. Thank you.
Çeşitleme. Eserin ismi Güllü'ye 5 dakika dinlenme. Eseri İsmail Bahtı Ersen Konservatuarı Piyano Bölümü 3. sınıf ve aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Ana Sanat Dalı Lise 2. sınıf öğrencisi Roman Hamo sizler için seslendirecek. Alkışlarınızı çekeceğim. Thank you.
misafirlerimiz, sanatseverler. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Bağsuk Ersan Konservatuarı, Türk Sanat Müziği İcra Heyeti'nin Dilüçen Tanrıkor için hazırladığı konser programımız sona erdi. Ancak Feyzi Halıcı'nın güftesini yazdığı Tanrıkor'un o eseri icra edilmeden olacağını düşünüyoruz elbette. Günaydınım Narçiçeğim'in sevgi. Topluluğumuz son ses sizlerle. Thank you.
Seni